Lamp Aid Erol Arslan'la küçük baş sağlığını sunar. Lamp Aid. Kuzularınız ölmesin. Herkese iyi akşamlar efendim. Veteriner hekim Erol Aslan'la Küçük Baş Sağlığı programımızın bir yeni bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Efendim bu akşam neler konuşacağız? Bu akşam işletmemize yeni gelen hayvanlara yapacağımız uygulamaları anlatacağız. Ve mevsimsel yapmamız gereken uygulamaları, çalışmaları hocamdan dinlemiş olacağız. Bugüne kadar biliyorsunuz Profesör Doktor Mustafa Oğan hocam da programlarımızda bizlerle birlikteydi. Nasıl bir ahıl yapımızın olması gerekiyor. Onları irdeledik, ırklarımızı tanıdık, seçimlerimizi yaptık. Şimdi artık işletmemize hayvanlarımızı getireceğiz ve bununla ilgili yapacağımız uygulamaları dinleyeceğiz. Hocama merhaba demeden önce efendim, bugün güzel bir gün, önemli bir gün, dolu bir gün. Şöyle önemli günler ve haftalar kısmından bir günün önem ve manasına bakacak, olursak. Bugün efendim Üstad Aşık Veysel'in sözüyle bir girizgah yapmış olalım. Diyor ki, dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Efendim hepimizin mayası çamur, topraktan yaratılmış Ademoğlu. Bugün Dünya Toprak Günü efendim. Topraklarımızın kıymetini bildiğimiz daha nice toprak günlerini kutlamak dileğiyle diyelim. Topraklarımız evet dile gelse bize kim bilir neler diyecekler ama onun kıymetini bildiğimiz günlere diyelim. Yine Üstad Aşık Veysel'den devam edecek olursak, analar başların tacı imiş, odur her derdin ilacıymış demiş. Bugün efendim kadınlarımıza, Cumhuriyet kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonrasında bu kurtuluş mücadelesinde gerek cephede gerek her alanda omuz omuza erkekleriyle mücadele vermiş. Hayatta bu mücadelede bizlerin her zaman başarılı bir erkeğin arkasında bir hanımefendi vardır. Arkasında değil, yanında aslında efendim. Hanımefendilerimizin de seçme seçilme gününü kutlamış olalım. Ve bir durum daha var. Bugün Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun diye birçok paylaşımlar oldu. Bugüne kadar böyle bir kutlamalar yapılıyordu ama Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği Başkanımız Sayın Emin Koramaz Bey, mühendisler ve mimar ve şehir plancıları için özel olan 19 Eylül'dür. 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü diye bir özel gün yoktur diye ifadesi var, açıklaması var başkanımızın. Bunu da iletmiş olalım. Günü kutlu olsun da diyelim başkanımızın açıklamasına üzerine göre de. Üzerine alınmak isteyen alınabilir isterse. Yani ben, bu şekilde. Ben kutlamak isterim dediği zaman pek de sorun olmaz. Aslında her günümüz hocam dediğiniz gibi sağlıklı olduğumuz her gün bizim günümüz. Evet. Her günümüz güzel olsun diyelim. Hocama da merhabalar diyelim. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bütün dünyada ve en önce zaten modern dünyada diyelim seçme ve seçilme hakkı bayanlara verildi. Aslında şöyle bir durum var, bizim örf ve adetimizde kadınlar her zaman daha eski Osmanlı ve daha Türk törelerinde beylikler zamanında. Tabii daha beylikler zamanında bütün kadınlar her zaman eşleriyle birlikte omuz omuza karar vermişler. Şeyde Ertuğrul Gazi'nin anası Haymana belli bir zaman o obayı yönetmiş eşi vefat ettikten sonra yani birçok konuda zaten kadınlar söz sahibi olmuştur tarihimizde. Keşke şu anda insanlar biraz artık farklılaştı diyelim. Bu kadına olan şiddet beni de çok üzüyor. Kesinlikle. Yani bu bir erkeklik göstergesi değildir.
Yani kadına yapılan şiddet bir acizliktir bana göre. Çünkü iyi ben delikanlı adamım ama delikanlı adamı da analar doğurur, kadınlar doğurur. Yani onu yetiştiren de anadır, kadındır. Yani bunu kendi gücünü kadına göstermek bana göre bir acizlikten daha öte bir şey değil. Onu da fazla konuşmak istemiyorum. O konuda beni de biraz geriyor. Hele bu son zamanlarda sürekli görünen artan bir kadına şiddet olayı beni de çok üzüyor açıkçası. O fazla enerjisini işine ya da hayatında var olan, yapabilecek olan başarılara konsantre olması her zaman daha iyidir. Ben çok kızdığım zaman, çok sinirlendiğim zaman, kendimi daha çok işime verdiğimde bereketim de daha çok olmaya başlıyor. Ve bu yaptığımız programlarda mesela insanlar hayvana yöneliyor, merhameti öğreniyor. Bir inanır mısınız ben... çok mesleğe yeni başladığım zaman bir doğuma çağrılmıştım. Hı hı. Ve yaşlı bir çift karı koca inekleri doğuramıyordu. Ben de gittim ilk doğumum inekte yaptım. İyi bir mücadeleden sonra anneyi de yavruyu da kurtardık. Ben ilk müdahalelerini yaparken yavruya şöyle bir dönüp baktığımda karı koca ikisi de oturmuş hüngür hüngür ağlıyorlar. Yani o kadar duygulanmışlar ki. Kendi yani, evlatları. Bir canım sen o kolay bu hayvancılıkla uğraşan insanlar, köyde hayvancılık yapan insanlar. Toprakla uğraşan insanlar. Can şeyde ölümle yaşam arasında bir çok ince bir çizgiyi takip edebiliyorlar. Mesela şu yüzlerce hayvan mesela kaç tane hayvanın var senin? Doğuruyor, tek tek doğuruyorlar. Kuzuları yaşat. Biz burada şu anda sürekli konuştuğumuz şey, ben yavaş yavaş kendi programıma adapte olmak istiyorum. Hı hı. Yani insanlar hayvana olan sevgi, zaten hayvanı sevmeyen insanları da sevmez. Kesin. Yavaş yavaş kendi merhameti de öğreniyorlar. İşin hakkaniyetini de vermeyi öneriyorlar. Öğreniyorlar. Burada yani insan ben şeyde yurt dışında şu anda yeni bir moda başlamış. Ona da çok hoşuma gitmişti. Evlenmeden önce bazen şeylere bir hayvan, en az bir sene bir hayvan edinip bakacaksınız denmiş. Ya bir kedi, ya köpek, ya hamster, ya da kuş. Neyse işte orada. Hı hı. O hayvanı siz yaşatıp ve ona iyi şartlarda iyi bakabilirseniz kendi ailenize de sahip çıkıp kendi evlatlarınıza da sorumluluğunuz var mı yok mu? Bu şekilde anlayabiliyorlarmış. Yani bu işi becerir mi? Evlilik yürür mü? Yürümez mi? Yani ona göre bir strateji belirlemişler kalıcı evlilikler için. Evet. Ve evlilik için şiddetin önlenmesiyle alakalı. Bize yakışmayan davranışlar diyelim. Biz konumuza dönelim. Evet. Şeyimiz zaten yetmeyecek. Onun için dedim. Zamanı güzel kullanmak adına. Efendim programımızın ilk kısmında biz hocamla daha öncesinde belirlediğimiz ilk yapacağımız uygulamalar, evet, mevsimlik uygulamalar üzerine hocamdan bilgiler alacağız ama programın ikinci bölümünde sizlerden gelen soruları biz hocamla birlikte yanıtlamış olacağız. Aşağıdaki irtibat bilgilerinden hocama istediğiniz soruları, yönlendireceğiniz soruları sormuş olun. Ben de hocama iletmiş olacağım. Evet hocam, şöyle ki dün akşam da küçükbaş hayvancılığın sıkıntılarıyla ilgili, evet, camianın bir değerlendirmesini yapmıştık. Güzel bir program yapmıştık. Oldu. Evet. Bütün paydaşlarla, yetiştiricisinden hocalarımıza, efendim veteriner hekimler, zooteknisler, başkanlarımız, çobanlar, bütün A'dan Z'ye paydaşlarla bir değerlendirme yapmıştık. Şimdi sizin alanınızdan gidecek olursak, bir danışmanlık diyoruz. Hep bir yeni başlayan çiftliklerde evet, siz öncülük yapıyorsunuz. Bu yetiştiriciler konusunda bir danışmanlık diyoruz. Epey de bir çiftlikle danışmanlık koordinatınız, evet, var. Yani bu danışman kimdir? Nedir? Ne yapar? Neden var? Diğer hekimlerden farkı nedir? Bir bilen, hani derler ya eskiler, bu bir bilen neler yapar? Etkisi nedir çiftliklerde? Evet. Şimdi buradan başlamış olalım. Oradan iki işi de aynı anda bağlayalım. Biz Mustafa hocamla ne yaptık? Barınakları kurduk, özelliklerini söyledik. Şimdi sıra neye geldi? Sıra hayvanları seçip
toplamaya geldi. Şimdi biz hekimler olarak normalde birçok hastalığı yani bize öğretiyorlar zaten daha okuldayken. Şu şöyle tedavi edilir, bu böyle ameliyat edilir, şurada burada ama söylediğiniz konu danışmanlık olayı, olay biraz daha farklı boyuta bireysel tedaviden çıkıp sürü kontrolüne sürü yöneliyor. İdaresi. Aynen. Şimdi biz hayvanları topladığımızda ben danışman olarak neye dikkat ederim? Onu söylemek istiyorum. İlk önce bu sürünün sağlığı. Ben sürekli bir şey söylüyorum bu programlarda. Önemli olan hastalığı tedavi etmek değil, hastalığın çıkmamasını sağlamak. Bunu da aşıyla yapabiliyoruz. Ben ilk önce bir önüme bir o sürünün fotoğrafını çekerim. Şöyle bir fotoğrafını çekerim. İçinde koç var mıydı yok muydu? Yeni alındı. Hı hı. Büyük mü aldık, küçük mü aldık? Irkını, ırkı ırkına göre bir strateji belirleriz. Mesela sütçü bir ırk aldın, ona göre bir strateji belirlenir. Etçil bir ırk aldın, ona göre bir strateji belirlenir. Yerli bir ırk aldın. Önce sürünün genel durumunu bir önümüzde check ederiz ve biz burada yıllık bir hedef yapacağımız iş hedefi belirliyoruz. Yıllık hedef nedir? Önce ben çoğu zaman neredeyse işletmeye gittiğim zaman kabaca, tabii sonra bunlar değişebiliyor ama kabaca ve bir aşı protokolü belirlerim. Bir yıllık. Bakın bugün hemen yapayım ben bir çelerme aşısında bitsin olay değil. Bir yıllık aşı hedef protokolü. Buna neye göre değişiyor? Mesela hayvanların hamiledir çoğu. Önce gebelik muayenelerini de yapıyoruz zaten. Ha kaç tanesi gebe, kaç tanesi boş? Bir protokol düzenliyorum. Gebelik gebe ise çoğu, gebeleri gebelik protokolü yapıyoruz. Boşluk boş olanlara, ona göre boşken farklı aşı protokolleri gerekirse, sürülere büyükse parçalamalar yapıyoruz. Hı-hı. Ve o hayvanların gebelik durumuna göre aşı protokolleri de ve hedefe göre bir yıllık planlamalar yapıyoruz. Şimdi burada şey de giriyor devreye, management olayı. Yani biz bu sürüleri nasıl bir yöneteceğiz? Yönetim stratejisi belirliyoruz biz. Yani bu danışmanlık dediğiniz nedir? Nasıl bir strateji yapacağız? Ben bu sürü mevsimsel poliöstrik yerli bir sürü. Tamam, onu seneden seneye ben hamile bırakacağım. Kaç tane var? 350, 400 tane, 500 tane hayvan var. Bunlar Temmuz sonu, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'da hayvanlar çiftleşecek. İlkbaharda, yani kışın, Ocak, Şubat, Mart'ta doğuruyorlar. İşte ben de ona göre bunun için planımı, management, sürü planlamasını yapmam lazım. Onların hepsini aynı anda doğurmasını da istemiyorum. Mesela 300 tane hayvan, 300'ü de aynı anda doğurursa, o zaman ben bu sürüde sürü takibi yapma şansı, kuzu takibi yapamam. Kargaşa olacak. Çok fazla oluyor. Ele altyapısı yoksa. O zaman ne yapıyoruz? Yerli hayvan da olsa onu belli aralıklarla bölerek, parçalayarak diyorum. Mesela benim kıvırcık sürülerim var bizim bu bölgede. Hı hı. 500-600 hayvanlık kıvırcık sürüsü. 200'er tane birinci grup yapıyorum. 7. ayda bir 200 tane hayvanı koç katımı yapıyoruz. Hı hı. Sonra bir ay, 1,5 ay sonra ikinci bir gruba, 1,5 ay sonra üçüncü gruba, her defasında da bir önceki gruptan çıkan boş hayvanları arkadaki gruba katarak değerlendiriyoruz. Böylelikle bizim doğumlarımızı da doğumlar başladığı zaman da ne yapıyoruz? Ocak ayında bir batın oluyor, 1,5-2 ay sonra tam bunlar sütten kesilirken ikinci, 2 ay sonra üçüncü dalga, 3 dalgada doğurtuyoruz ve azar azar doğurduğundan dolayı o hayvanlara biz hizmet verebiliyoruz. Yani biz bu sürüyü nasıl yöneteceğimize bunun menajmentini çok güzel yapıyoruz. Burada hayvanları aldık. Ayı aldıktan sonra biz bunları öncelikle aşama aşama nasıl beslememiz gerektiğini karar vermemiz gerekiyor. Şimdi atıyorum bir herhangi bir yerden, pazardan, oradan buradan siz hayvan aldınız arkadaşlar. Ne yediğini bilmiyorsunuz ki. Adam size atmıştır kafadan. Biraz arpa marpa veriyoruz biz, bol bol veriyoruz işte bir şeyler. Siz bilmediğiniz için işkembede sindirim yapan iyi huylu mikroplar var. Onların
alışmış olduğu bir yem çeşidini sindiriyor. Yani orada mesela arpa yediyse arpayı sindirmek için kendini programlamış o iyi huylu mikroplar. Fakat siz geldiniz, atıyorum başka bir gıdayla beslemeye başladınız, o zaman hazımsızlıklar başlıyor. Bunu doğru bir geçişle, öncelikle kaba yemle başlarsınız. O kaba yemle başladıktan sonra, ondan sonra 3-4 gün o kaba yemi yiyecekler. Ondan sonra yavaş yavaş sizin vermek istediğiniz mideyi yemi hazırlayıp ufaktan ufaktan artırarak sizin vermeniz gereken yemi vereceksiniz. Şimdi biz hekim olarak bir işletmeye gittiğimiz zaman ilk yaptığımız işten önce ben şunu söylemek istiyorum. Biz bir skor belirleriz. Onu da söyleyeyim önce. Bir sürü alındı. O skoru demeden önce hocam bir reklama gidiyoruz. Evet. Bir reklam sonrasında skordan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir reklam diyoruz efendim. Arkadaşlar, uzun zamandır size kuzular ölmesin sloganıyla seslendim. Kuzuların ölmemesi için biz Lempeit ürününü tavsiye ediyoruz. Lempeit içindeki Sigard, bakın içindeki Sigard sayesinde tüm kuzu ve oğlakların bağışıklık seviyesini arttırmayı hedefliyoruz. Dünyada Sigard içeren tek ürün Lempeit'tir. Bu ürün sayesinde biz kuzulardaki bağışıklıklarımızı arttırabiliyoruz. Daha da önemlisi, başımızın belası olan ishallerle ilgili olan mücadelemizde hem koruyuculuk hem bağışıklığın arttırılması hem mücadelemizle olan başarı oranımızı arttırmamızda yardımcı olmaktadır. Ürünle birlikte satılan bir pompamız var. Bu ürünle birlikte kendiliğinden gelir, ağız yoluyla uygulanır. Doğar doğmaz bir pompa sıkarız. 7. gün bir pompa daha sıkarız ağzından. Bu ürün Lempeit ve Sigard sayesinde biz bu yılda kuzular ölmesin demeye devam edeceğiz. Skorlama önemli dedik hocam. Kaldığımız evet. Yerden devam edelim. Buyursun. Skora gelmeden önce biz şunu söyleyeyim o zaman. Biz hayvanları aldık. Ama toklu olarak aldık. Ama koyun olarak aldık. Daha sonraki aşamalarda ben nereden nasıl alınacağını falan onları da ayrıca girmek istiyorum ama yani şeye girdik ya, danışmanlık boyutundan başlayıp daha sonraki alım işlerine geçelim. Hayvanlar geldikten sonra mutlaka bir uzun etkili ben antibiyotik yapmalarını tavsiye ediyorum. Uzun etkili tek bir antibiyotik. Nedenini söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şeyde nefes yollarında, ciğerlerde normalde pusuda yatan bazı mikroplar var. Pastorella mikropları. Evet. Bunlar böyle fırsatçı mikroplar diyoruz biz onlara. Ben şimdi bunu biraz vatandaşın anlayabileceği bir dilde söyleyeyim. Daha sade bir dil. Direnç ahır değişikliği olduktan sonra, hayvanların direnci düştükten sonra, biraz ceyren yedikten sonra, o stres nakil streslerinden bazen parazitler de olabiliyor. Parazitler de coştuktan sonra, genel bağışıklık sistemi zayıfladıktan sonra o fırsatçı mikroplar birdenbire coşabiliyor. Coştuğu zaman da şöyle bir durum söz konusu. Yani ben ona 15 gün hastalığı diyorum. Vatandaş ya sapasağlam hayvan aldım ama 10 gün sonra, 12 gün sonra, 15 gün sonra başladı düşünmeye. Ateşini ölç bakalım diyorum. 40 derece, 41 derece. Enfeksiyon başlamış. Normal nakilden nakil geldikten sonra hamile hayvan, hamileliğe zarar olmayan antibiyotikler de var. Çünkü eğer ki onu yapmazsanız mutlaka çoğu zaman hele bu mevsimde biraz geçiş sonbahar, kış mevsimlerinde hayvan nakliyesi yapıldıktan sonra burada mutlaka bir ciğer enfeksiyonu yaşayabiliyorsunuz. Şimdi tüm aşılar yapıldı deyiveriyor satıcı. Tabii. Genellikle bu tüm aşılar yapıldı olayına kanmayın arkadaşlar. Siz eşeğinizi sağlam kazağa bağlayın ve hiçbir şey yapılmamış gibi davranın. Sıfırdan. Çünkü gelir gelmez siz pastorella aşısı, ciğer aşısını yapmış olsanız bile onun koruma özelliği yaklaşık olarak bir 20 gün sonra başlıyor.
Ama bu arada sen aşı yapmana rağmen zaten bir hafta 10 gün sonra hayvanlar ateşlenmeye başlıyor. O yüzden gelir gelmez siz bu hayvanlara birer ciğer iğnesi yapın. Yapılmamış gibi de birer parazit uygulaması da yaparsanız, doğru bir şekilde ot ağırlıklı besleyip de yavaş yavaş kendi rasyonunuza geçerseniz, işte o zaman biraz bir hafta 10 günlük bir süreçte geçtikten sonra artık sizin kendi aşı protokollerinizi oradaki meslektaşla istişare şey yapabilirsiniz. Şimdi biz böyle yeni gelen hayvanlarda toplandıktan sonra ne yapıyoruz Abdullah Beyciğim? Önce bir skor belirlemesi yaparız. Skor belirlemesi nedir? Hayvanların besi performansını değerlendiririz. Yani onu böyle kurbancılar çok iyi bilir. Böyle sırtını böyle ellerler, yününden bazen belli olmaz. Kaburgalarının üzerindeki veya döşündeki, sırtındaki et oranı miktarı, yağ oranı miktarına bakarız ve biz bunu puanlarız. Buradaki puanlama şu şekildedir. 1- aşırı zayıf ve kaşıklık hayvanlar. 5- aşırı şişman, obez hayvanlar. Evet. Ve biz buradaki skora göre rasyon belirliyoruz. Yani bu skor bizim için çok önemli. Ne kadar buna iyisin, uygun iyisin. Besleme yapacağız. Yani zayıfsa hayvanların, ona göre skorunu yükseltmemiz gerekiyor. Çok şişmansa, ki ben çok fazla şişman hayvan satılmıyor normalde. Tabii. İyi hayvanı vatandaş zaten satmaz. Ama skorun şeyine göre, eğer ki homojen değilse, bir kısmı zayıf bir kısmı şişmansa, o zaman biz ne yapıyoruz? Sürüyü ikiye bölüyoruz. Şişman olanları zayıflatırız ya da aynı ayarda tutmaya çalışıyoruz. Zayıf olanları da şeyini yükseltiyoruz. Burada bu uygun beslemeyi bununla şey yapıyoruz. Daha sonraki aşamada bizim için koç içinde miydi değil miydi? Koç içinde ise hemen koçu çıkarıyoruz çünkü hayvanların pozisyonunu biz anlamamız gerekiyor. İçindeydi koçlar ya, belki iyice koçlansın. Ona göre biz, ileri gebek hayvanın varsa ona göre yaklaşımını yapacağız. Boş olan hayvan varsa ona göre yaklaşım. Koçlar içindeyse çıkarıyorsunuz. Bu ilk zamanlarda yapmamız gereken bu ilk uygulamaları yaptıktan sonra da biz ne yapıyoruz? Onları bir gebelik kontrolü yapıyoruz. Boş olanlarla gebeleri ayırıyoruz. Gebeler hemen hamilelik protokolleri ve hep anlattığım hamilelik aşıları yapıyoruz ki sonraki aşamalarda o sıkıntı aşı olmaz. Problemlerine aşı konularına tekrar gireceğim. Onu da ben bıkmadan usanmadan tekrarlayacağım ve yeniden vatandaşın beynine bir şekilde bunu kazımamız gerekiyor. Çünkü her şeyi yaptık. Tüm aşıları, hangi aşıları yaptınız? Devlet yapıyor ya. Neyi yapıyor devlet? Sen devletin yaptığı bir Brusella ve veba bilemedin. Bazı yerlerde çiçek, başka bir şey yok ki. Ama 8 çeşit farklı aşı var ve onların bazıları da senede 2 kez yapılıyor. Yani onu doğru şey etmemiz lazım. Yani doğru koç katımını biz organize ediyoruz. Gebelik kontrollerini, ondan sonra da aşı protokollerini yapıyoruz. Şimdi burada biz sonraki aşamalarda sürüyü değerlendirme, ben burada kendime bir iki not almıştım. Yüzdelerle alakalı kaçırmayayım diye. Bizim şeyin başarı oranımızı belirleyen bazı kriterler var. Yani danışmanı doğru bir yönlendirme yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Yani vatandaş da bunu kendine bir not alabilir. Dediğim gibi öncelikle kendine karşı yetiştirici dürüst olması lazım. Ben asla kuzu öldürmem. Bende kuzu ölümü yok. Bende yavru atı yok. Bende hiç şey yapmıyor. Benimki hayvanlarım hastalanmıyor. Benim hayvanlarım hiç ölmüyor. Sıkıntı yok. Senede iki kez doğuruyor. Ya biraz kendinize doğru dürüst ve kaydını yapan işletme olursanız gerçek bir performansınızı kendiniz değerlendirme imkanınız olur arkadaşlar. Mesela ben burada şey etmişim. Gebelik oranı. Gebelik oranı bir işletmede 8 ayda bir doğum yaparsa o işletme %75 ile %85 arasında gebelik oranı başarıdır. Senede bir doğum yaparsa %95'in altında ben kabul etmiyorum. Bakın 100 tane hayvandan bir yılda bir doğuracaksa o hayvanlar en fazla 5 tane boş kalabiliyor. %100 de hamile kalsın, öpte başının üstüne koy. Ama
8 ayda bir doğum yapan hayvanlarda ortalama benim birçok işletmede %85, %90'ın üstüne çıkabiliyor. Ama bu artık oturmuş olan işletmelerde ve biz problemli hayvanları ayıklaya ayıklaya bu oranları yükseltebiliyoruz. Tabii. Ama 75 ile 85 arası şeylerde gebelik oranı şeylerde intensif hayvancılıkta 8 ayda bir doğuranlarda uygundur. 75'in altında olan gebelikler bana göre kesinlikle başarısızdır. Burada çok ciddi bir hata var. Soru işareti. Soru gözlerim. Ciddi bir sorudur bu. %75'in altında kabul etmem. Neden? Ne oldu? Hata var bir yerde. Besleme, evet. Genellikle besleme hatası, genellikle flashing hatası, genellikle hata, genellikle bakın. Besleme. Bakın besleme ile alakalı. Şimdi yavru atıklar, abort. Bakın millet sadece son anda yavru atığı gördüğü zaman ama şey yapabiliyor, dikkatini çekebiliyor ama bir yıl içinde sürüde %5 ile %8 arası abortu biz normal olarak kabul ediyoruz. %5 ile %8. %8'in üstünde bir sıkıntı var demektir. Soru işareti. Bu mikrobiyal abortları tekrar işleyeceğim bile bir sonraki aşamalarda. Bu beslemek hataları olabilir. Nasıl olacak onları anlatacağım. Mikrobiyal hataları olabilir, management hataları olabilir, besleme esnasında fiilen kapıdan girerken çıkarken küf ve bozuk gıdaların tüketmesiyle alakalı olabilir, mera hataları olabilir, bir sürü hatalar var ama genellikle bizim müsaadelerimizde dünya ortalaması da bu zaten %5 ile %8 arası müsaade ediyoruz. Hı hı. Ölü doğum notumu almışım burada. Ortalama %2. Yani 100 tane hayvanımız hamile kaldı. En fazla 2 tanesinde bilemedin 5 tanesine kadar çıkabiliyoruz. Ölü doğum. Yani hayvan gebeliğin son ana kadar gelmiş. Doğum gerçekleşiyor ve kuzusu ölü bir şekilde doğabilir arkadaşlar. Ölü de doğabilir. Ama %5'in üstünde olduğu zaman ölü doğumlar burada bir genellikle gene management ve organizasyon hatası var demektir. Burada ya hayvanı bir bakıyorsunuz ileri gebe hayvan o kadar çok yoruyorlar meralarda tabii kontrol de yok. Hangisi gebe hangisi boş koç ne zaman salındı? Gebenin son bir ayında ben merayı çıkarma taraftarı değilim. İçeride bırakacaksınız o hayvanları. Kuru maddesi düşük, enerjisi ve proteini biraz daha yüksek ama hacmi daha düşük olan gıdalarla beslemeniz gerekiyor. Şu anda %90'ı su olan çayır otunla beslerseniz o kuru madde yetişmesi ihtiyacı olan kuru maddeyi hayvan alamayacağı için çok fazla baskı yapıyor. Çok fazla ot yiyor. Ondan sonra yavru, ölü yavru doğabiliyor. Şimdi biz hesabımızı yaparken şu kadar 100 tane koyunumuz doğurdu. Atıyorum 130 tane kuzumuz elde ettik. Bu 130 tane kuzuyu sütten kesene kadar biz kaç tane kuzu yetiştirdik? Kaç tane kuzu şey yaptık? Arkadaşlar ortalama %90 ile 95 arası şeylerimizde bizim hesaplarımızda biz doğduktan sağlam doğan kuzulardan %95 civarında biz 90 ile 95 arası mevsime göre ve şeye göre değişebiliyor. Şeyin sonuna kadar sütten kesim zamanına kadar yetiştirmemiz gerekiyor. Canlı bir şekilde. Yani bu 90'ın üstüne çıkarsa yetişti. Yani mesela ishallere yakalattın. Anası ezdi. Kuzu ememedi, açlıktan öldü, koyunun memesi kördü, biri kör, biri şey ikiz doğurdu, tek bir meme, iki kuzu da ikisi de açlıktan öldü, sen onu göremedin. Burada hata nerede? Onu biz tespit ediyoruz arkadaşlar. Yani bu dedi ya, arkadaş danışmanlık nedir? İşte bunları biz şey yapıyoruz. Ondan sonra yıllık sütten kestikten sonra ve anaçlarda yıllık erişkin büyük anaç ölümü de söz konusu. Bunlar ortalama %2, %3, çok nadir durumlarda %5'e kadar müsaade ediliyor. Yani aniden hayvan öldü.
ya da farkına varamadığınız arkadaşlar kuzular içinde karnında öldü, annesini zehirledi olur. Gözlemek, ya da bağırsak düğümlenmesi geçirdi, aniden yattı, öldü, siz de sabah geldiniz. Yani bu oran genellikle %2 ile %3'ü aşmaması lazım. Dediğim gibi %5'i bulabiliyor büyük işletmelerde. Ama mümkün olduğu kadar bu doğru bir gözlemle ve gruplandırılmış olan bölgelerde, bölümlerde olduğu zaman arkadaşlar bu oran %5'i aşmıyor. %5'i aştığı zaman bir yerden bir hata var demek, o hata tekrar bulunması lazım. Ben genellikle doğru bir gözlemle şöyle söyleyeyim, bir 1500 sayfalık bir koyun hastalıkları kitaplarımız var. Bizim hekim arkadaşlar biliyor. Literatür. Yarısından çoğunun tedavisi yok, kesine sevk et diyor. Bazen vatandaş, hadi şu iğneyi de yapayım, bu iğneyi de yapayım, hadi şu kurtaralım, tamam da bazen kurtaramıyorsun. Olmuyor. Yani eğer ki prognoz kötüyse, bu hayvan iyileşme şansı düşükse, veteriner hekim çağırmayın arkadaşım. Veteriner hekim oraya kadar geldikten sonra yol masrafıdır, şudur budur, bir şeyler yapma. Sen onun gözünün içine bakıyorsun. O da bir şeyler yapmak zorunda kalıyor ama siz bana sorarsanız, bakın yılların çobanları bunu çok güzel değerlendirebiliyor. Evet. Abdullah Bey. Yani der ki, ya bunu uğraşmayalım, bunun şeyi yok. Eğer ki çok ileri gebe değilse, yani aşırı öyle bir ciddi bir beklentimiz o anda yoksa, yani bazen gebeleri idare etsin, doğuralım, hiç olmazsa yavrusunu kurtaralım diyebiliyoruz. Ama hayvan boşsa ve prognoz kötü olan bir hastalıksa, ya kestirin kardeşim, mundar etmeyin. İğne yapıp da eti mundar etmeyin. Çünkü bazen ona rağmen bu kadar iğne yaptıktan sonra kesiyorlar. Ondan sonra o eti siz biz yiyoruz. Biz ya tüketime veriyor ki, atmıyor ki çöpe. Hani sigortalı işletmeler var ama sigortası olmayan işletmeler de. Dayı yiyor antibiyotik. Orası da el insaf, el vicdan. Orası hocam. Yapılıyor Abdullah Beyciğim. Ama bunu artık vatandaş baksın. Yani bu iyileşmeyecekse bozmayın. Eti de bozmayın. İlacınızı ziyan etmeyin. Zamanınızı ziyan etmeyin. Bekledikçe hayvan kilo veriyor, zayıflıyor. Gerek yok. Yani bu şeyde bu ona göre bir plan programınızı yapacaksınız. Bir son bir şey daha söylemek istiyorum. Her yıl reforme oturmuş olan işletmelerde reforme etmeniz gereken hayvanlar var. Yani reforme etmeniz gereken hayvan ya, yani bu yaklaşık olarak yıllık %20 ile %30. Yani düzenli bir sürü belli bir oranda, mesela doğum esnasında kanama geçirdi. Kesmek zorunda kaldınız. Hı hı. Orada kesime gitti. O bir nevi reforme. Öyle bir hastalık geldi ki tırnağı iyice çürüdü vesaire. Siz onu kesime sevk ediyorsunuz. Ya da onu reforme ediyorsunuz. Damızlıktan çıkarıyorsunuz demek. Hamile kalmayan, memeleri körelen ve bir türlü iyileşmeyen bir hastalık. Ya da yaşlandı artık. 8-9 yaşına geldi. O tam bazı literatürle de 10-12 yaşında olan koyunlar da var ama bana göre 7. 8. yaşta dişlerine baksınlar. Dişleri döküldükten sonra artık siz onu emekli etme zamanı geldi. Bu reforme sayısıdır. Yani biz burada %20 ile %30 arası her sene dişilerden kendimize damızlık bırakacağız ve %20 %30 civarında yavaş yavaş o sürüden ayıklamamız gereken, emekli etmemiz gereken hayvanlar var. %30'u aştırmamamız gerekiyor. %30'u aştığı zaman problem başlar. Şimdi ben biyogüvenlikle ilgili... O kısma girmeden önce hocam selamlar var. Onları iletmek istiyorum. Ramazan Dilmaç Beyefendi, iyi akşamlar, yayınlar demişler. Sosyal medyada farklı isimler de oluyor tabii. Jerfi diye yazmışlar. Jerfi diye paylaşmış. Evet. Hocama selamlar, yayınlar dilerim demişler. Emin Aşı Bey, selam hocam, saygıyla dinliyoruz, devamını diliyoruz, Erol hocama selamlar olsun demişler. Yine Adana Kozan'dan Ali Atlı Bey, iyi yayınlar dileriz demişler. Yozgat'tan Hakkı Bey yazmışlar. Kilis'ten selamlar demiş Mehmet Can Bey. Ve Bursa Karaca Bey'den Merinos yetiştiricisi olarak hocamız selam diyoruz. Fatih Bey selamlarını iletmişler. Bizler de aleyküm selam demiş olalım. Tabi sorularınız da burada geliyor. Bir sonraki kısımda bunları da sormuş olacağım. Reklama girmeden önce hemen şey yapalım isterseniz. Biyogüvenlik biraz kısaca önemlidir. Aha.
Onu ben burada kendime hatırlatmak adına birkaç nokta atışı zaten 8-9 tane hızlı hızlı geçeceğim bazı noktalarla toparlarım onu. Hı hı. Yani bu biyogüvenlik dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Biz hayvanları aldık, ahırımıza getirdik. Şimdi bazı şartlar var. Bir, öncelikle kesinlikle güvendiğimiz, bildiğimiz bir yerden almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani şu anda hayvan bulunmak biraz zor. Ama şunu yaparsa yetiştirici, mesela bazen ben bu işi bırakıyorum artık, bırakmak istiyorum, bu işi yapmak istemiyorum diyen işletmelerden toplu bir şekilde alabilirlerse, çünkü ithal alma şansı artık bu döviz fiyatlarıyla mümkün değil. Sağlıklı ve güvenilir ahırdan alsın bir, uzatmayacağım fazla. O aldığınız yerden kesinlikle aşı durumunu öğrenmeniz gerekiyor ki siz bunu danışman ya da hekiminize, sürekli anlaştığınız ve sizin işletmenize bakacak hekime bunu bildirebilmeniz gerekiyor. Ben mesela danışmanlık yaptığım işletmelerde hayvan satışı yapıldığı zaman, toklu genellikle bizim yaptığımız satışlarda, toklu satarken genellikle bugüne kadar yapılmış olan aşıların listesini ben tek tek orada nereye gidecekse, mesela Kayseri'ye mi gidecek, mesela yeni biz Eskişehir'e Pegamerinos'tan Era Hayvancılığa hayvan gitti. Oradaki meslektaşıma ben tek tek hangi aşılar bugüne kadar yapıldı, bundan sonra planlanan aşılar nelerdir diye onlara bir tavsiye şeyimi de yazıyorum. O şekilde bir taraftan bak, yani bu aşı durumu öğrenmeniz çok önemli aldığınız hayvanlarda. Ondan sonra nakledeceğiniz hayvanları kesinlikle aracı temiz ve aracı dezenfekte etmeniz gerekiyor. Bu çok önemlidir. Geçen de bir işletmede yavru atıkları şekillendi. Çıkan tahlilde ben kan tahlilleri yaptık. Kan tahlillerinde border disease dediğimiz bir nakille ilgili olan bir yavru atık sebebi olan bir mikrop çıktı. Allah'tan şimdilik kontrol altına alınabildi. Yalnız bir yerden hastalıklı hayvan şaptı. Ağzına salyasına o mikroplar o şeyine bulaştı. Tam ya da piyeten tırnak hastalığı vardı hayvanlarda. O mikrobu oraya bulaştırdı. Sen de o aracı dezenfekte etmeden sen o... Yine bir... Tabii canım, o bütün mikrobu orada sen kendi yeni aldığın hayvanlarla ahırına getireceksin. Geldiği zaman hayvanlar kesinlikle en az 20 gün karantina altına almanız. Bir ay tercihtir. Sürüden uzak bir şekilde. Ana sürüden. Ana sürüden. Kesinlikle. Bu arada her hayvanın, mesela şimdi sizinle sohbet ediyoruz ya, ben grip oldum, nezle oldum, apçuu diye üzerinize yapıştırdım. Direkt ben de. Sen hasta mısın şu anda? Değilsin. Ama ne kadar sonra? Bir hafta, 10 gün sonra. Kuluçka ya geçen gün. Evet. Geçen gün Erol hocam üzerime apşırdı. O kuluçka süresini tamamladı. Yani şunu amaçlıyoruz o karantinada. Bu hayvanlar buraya geldi, önceden kaptı, pazardan aldığınızı farz ediyorum. Pazar hastalığını, oradaki mikroplardan birini kaptı. Orada çıkacaksa senin karantina bölgende çıksın. Bu arada onlara yapmanız gereken, az önce söyledim, uzun etkili antibiyotik, parazit uygulamaları, onları kesinlikle yapmanız gerekiyor. O karantinada yapılıyor zaten bunlar arkadaşlar. Vereceğiniz yem kesinlikle kontamine olmaması gerekiyor. Bitiriyorum. Şeyimiz doldu gibi geliyor. Yok. Evet. Şunu istiyorum ben. Normalde bir işletme oturduğu zaman hayvanlarınızı aldı. Tamam, karıştırdınız artık. Bana göre hatalı uygulamalardan bazıları, mesela eskiden bir köy çoban tutuyordu ve bütün herkesin koyunu kapının önüne çıkarıyor. Tabii, herkesin bütün köyün sürüsü Haldır geziyorlar. Bir çoban, hepsi, bir de ayrı ayrı da çıksalar çobanların canı sıkılıveriyor. Sürüleri karıştırıyorlar, oturuyorlar. Koyunlar otlarken sohbet, muhabbet, Facebook'tan falan belki bizi seyrediyorlardır falan. Yalnız sürüleri mümkün olduğu kadar karıştırmayacaklar. Çünkü başkasının bağışıklı olduğu ve sağlıklı olan sürü ama o mikrobu taşıyor olabilir. Ama senin hayvanların henüz o mikroba karşı bağışıklı olmadığı için taşıyıcı olan hayvanlar senin hayvana bunu bulaştırır. Mümkünse onlara
sürülerle, başka sürülerle karşılaşmaması çok önemli. Ağırlarınızda bile o etkin. Tabii canım, tabii aynı bölgelere aynı. Mesela anlaşın, arkadaşım ben Meral'ın bu bölümüne geleceğim, sen bu bölümüne git. O burasını ben kullanayım, burasını sen kullan diyebilir. Hay Taksim. Varsa belli bir imkan. Dışarıdan ahırınıza hayvancılar bazen çok meraklı oluyor. Bana da bazen böyle gönül koyabiliyorlar ama önemlidir. Hayvancı, sen hayvanlarını ben bir göreyim bakalım be arkadaş. Nasıl bakalım senin hayvanların, bir geleyim bakalım. Çıkmış ahırından dıngır dıngır senin ahırına geliyor. Yok öyle bir şey. Yani işletmeye ahır başka kişilerin ziyareti mümkünse kısıtlamalı. Yani sadece belli bir yerlere kadar müsaade edilir. Araç giriş çıkış olursa her zaman onu giriş çıkışta bu hayvanların içinde dezenfekteli havuzlar, araç içinde dezenfekte havuzlar yapılmasını öneririm. Bu önemlidir. Ve son olarak da portörleri dediğimiz o mikrop taşıyıcıları, fare, sinek, kuş, bu mücadeleleri kesinlikle yapılması lazım. Çünkü ele şu anda ben bazen şaşırıyorum. Bazı yerlerde geçen gün haberlerde Güneydoğu Anadolu'da bir yerde, Adana'da zannediyorsam, mavi dil hastalığı çıkmış. Onu da şey yapmışlardı. Evet, burada hatta, evet, haberlere geldi. Bu genellikle sineklerle bulaşan, bilen sokucu sineklerle bulaşan ve oradaki vatandaşın ahırında hastalıklı hayvanı kan emer, sonra gelir sizin ahırınızdaki hayvanlardan, o şekilde bulaşabiliyor. Yani bu portörleri, fareler birçok hastalıkların taşıyıcı, salmonella vesaire olanlar bir sürü hastalığın taşıyıcısı olabiliyor. Yani düzenli bir fare varsa fare mücadelesi yapacaklar, sinek varsa sinek mücadelesi yapacaklar. Çok şey var da konuşacak ama onu ayrı bir programda onu, biyogüvenlik olarak bir konu başlığı ayrı, şeklinde ayrı ilerleyelim. Şu anda bence bu kadar yeter diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir konu açabilmek için çok da fazla zamanımız yok. Mevsimlik kısımlara bir reklam sonrasında evet, geçiş yapalım. Sorularım çok hocam. Tamam, onları şöyle, da başlayacağız. Şöyle reklama gitmeden önce efendim biyogüvenlik deyip geçmeyin. Özellikle şu koronavirüste hepimiz ne kadar önemli olduğunu gördük. Aynı şekilde hayvanlarımız için de bunun ehemmiyetini hocam zaten dile getirdi. Biyogüvenlik uygulamalarıyla ilgili muhakkak uzun bir program. Dezenfeksiyon benim için inanılmaz çok şeydir. Hatta siz burada bir program yaptınız. Birkaç program aldım. Evet biyogüvenlikle ilgili. Daha da üstüne düşeceğiz. Dezenfektan hatta bizim Köy TV'de burada şu anda programları ve reklamları şey yapıyor. Ben açık söyleyeyim, inanılmaz derecede beni hastalık olarak da koruyuculuk olarak da biyogüvenlik ve dezenfeksiyon benim işimi çok kolaylaştırıyor ve elimi güçlendiriyor. Küçük uygulamalar, gözden kaçmaması gereken uygulamalar ama bize artıları çok olan uygulamalar. Ne demiş, şeytan ayrıntıda saklı, dikkat etmezseniz hemen üsteleyebiliyor. Diyorum. O yüzden bir selam var, onu iletiyorum. Ondan sonra reklama gidiyoruz. Evet. Selamünaleyküm hocalarım demişler. Çok teşekkür ediyorum. Dün bugün izliyorum. Erol hocam, keçiden bahsetmiyoruz. Bizler de varız demiş keçiciler olarak. Hatay'dan selamlar. Ali Küçük Beyefendi. Ali Bey, keçilere aslında de keçi kelimesi sadece kullanılmıyor. Normalde adı farkındaysanız koyun demiyoruz sürekli. Ama o da haklı. Hassaslar o konuda. Geçicilerde. Normalde koyunculuk için anlattığımız hemen hemen her şey geçici için de geçerli. Onlarda birkaç ufak tefek farklar var ama çok merak ettikleri bazı konular varsa soru olarak sorabilirler. Yani açarsın. Benim için veli nimettir. Ben keçinin yeri biraz farklıdır. Ben mesela hep biraz da üvey evlat muamelesi görüyor keçiciler. Çünkü hep kuzu baskül fiyatı ama oğlak baskül fiyatını konuşmuyoruz. Ya da keçi sütünün ne kadar faydalı olduğunu konuşmuyoruz. Bu bana göre hem bizim eksikliğimiz hem de biraz da Tarım Bakanlığı'nın eksikliği. Diyoruz. Ali Bey, sizlere ve Hatay'a selamlar diyoruz. Kısa bir reklam arası efendim. Reklamlardan sonra mevsimsel uygulamalar ve sizlerin sorularını iletmiş olacağım. Kısa bir ara, sonrasında yine beraberiz efendim. Lamp Aid'in sunduğu Erol Arslan'la Küçük Baş Sağlığı devam edecek. Lamp Aid,
kuzularınız ölmesin. Lamp Aid'in sunduğu Erol Arslan'la Küçük Baş Sağlığı devam ediyor. Lamp Aid, kuzularınız ölmesin. Efendim, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, mevsimsel uygulamalar üzerine bilgileri bu aşamada, program bu bölümünde vermiş olacak. Sonrasında da efendim sorularınız çok. Bana da yazıyorsunuz soruları okumadınız diye, okuyacağım efendim. Hocamdan son olarak mevsimsel uygulamaları da dinledikten sonra sizlerin daha kısa, sorularını yönlendireceğim. Daha kısa keseyim de arkadaşlar şey yapmasın. Sonra bana şimdi kızıyorlar hocam. Evet, o yetişmeyenlere de zaten biz yazılı evet, bir şekilde cevap veririz, sorun yok. Şimdi çok uzatmayacağım o zaman. Bu mevsimde zaten ilkbahar, sonbahar karmaşalarını mutlaka intensif değil de ekstensif yapanlar zaten 6 ayda bir ilkbahar, sonbahar karmaşalarını yapıyorlar. Yoğun 8 ayda bir doğum yapan işletmelerde ise onlar tamamen kendi içinde kendi protokolleri var. Gebeyken, boşken o karmaşalar onlar için çok fark etmiyor. Onlar belli aralıklarla zaten sürekli protokollerin içinde var. Onlar yapıyorlar. Şu daha önemli şu aşamada, sonbaharda özellikle Eylül, Ekim, bilemedin Kasım aylarında parazit uygulamaları çok çok önemlidir. Çünkü parazitler fazla varsa hayvanda bağışıklık sistemini zayıflatıyor arkadaşlar ve bağışıklık sistemini zayıflattığı zaman kullandığınız aşılar devreye giremiyor ve bağışıklığın titresini, ya ben bunlara karmaşa yaptım, çelerme yaptım ama çelermeden öldü. Öldü çünkü aşırı derecede parazit vardı. Yani eski insanlar bizim memlekette, burada da söylerler onu. Be kardeşim der, bir oturuşta bir somun ekmek yersin ama bir türlü kilo almazsın. Lan bersanda kurt mu var senin derlerdi. Haklılar. Ne kadar çok parazit varsa, çünkü gerçekten hayvanlar merada otladığı için de kontaminasyon riski çok yüksek. Hem iç hem dış parazit uygulamaları kesinlikle yapılması gerekiyor. Çünkü ipin ucunu kaçırdığınız zaman artık tek bir parazit, mesela basit bir parazit uygulaması demeyin. Bağırsak parazitleri aşırı çoğaldığı zaman bağışıklık sistemi öyle bir düşürüyor ki, düşürdüğü zaman da arkadaşlar hiç alakasız mikroplar patojen, yani hastalık verici olabiliyor ve artık parazitten dolayı mı mikrop geldi yoksa mikroptan dolayı mı parazitler çoğaldı, olayı karışıyor. Siz dediğim gibi sistemli bir şekilde bütün işlerinizi doğru yaparsanız, parazit uygulamalarını yaparsın hayvanlar düşmeden, aşılarını yaparsın hayvanlar hastalanmadan. Yani buradaki bütün amacımız hastalandırmamak üzerine ve hastalanıp hastalanmamasını anlayabilmenizin en önemli kriterlerden bir tanesi de ateş. Arkadaşlar, birçok insan artık ateşi, benim burada 3-4 senedir böyle televizyonda bangır bangır söylene söylene ateş ölçün, ateş ölçün, ateş ölçün. Ateşin miktarı bize sıkıntının ne olduğunu söyleyecek. Ve mesela düştüğü zaman düşünmeye başladı hayvanım benim dediğiniz zaman öncelikle ateşini ölçeceksiniz. Ateş dediğim gibi 38 ile 39 arasıdır normal derece. En fazla 39,5'a kadar müsaade ediyoruz. Fakat 39,5 ve yukarısı enfeksiyon olduğunu gösteriyor. Bu bize, ya hayvanda ateşi yok. Ya her hayvanın ateşi var. Hayvanın iştahsızsa bir sıkıntısı var. Ama ateşi yok diyor. Ateşi yüksek, sadece yüksek ateş değil. Mesela ateşi 38 ile 39 arasıysa ve hayvan yemiyorsa demek ki metabolik bir sorunu var hayvanın. Yani bir yediği yemle alakalı bir sorun var. Ateşi düşerse aşağıya, bu defa zehirlenme var. Daha da düşerse zaten artık çoklu organ yetmezliği başlıyor. Yani bu kadar düşük ateşte antibiyotik yapmanızın bir anlamı yok. Çünkü enfeksiyon kökenli bir sıkıntı değil. Ama hayvanın ateşi 40-41 dereceye çıktıysa o zaman enfeksiyonun var. O zaman antibiyotik artı ateş düşürücü kullanacaksınız. Yani burada ateşi belli aralıklarla sadece rastgele, ya bir genel bir durgunluk var benim hayvanlarımda. Acaba yemi mi fazla kaçırdım yoksa ciğerini mi tutturdum? Onu ateşi kontrol ederek anlarsınız. Bu hastalıklara geçtiğimiz zaman daha detaylı bir şekilde anlatacağım bir konu. Böylelikle bu konuları bugünlük
tamamlayıp sorulara dönüş. Müsaadenizle evet soruya geçelim çünkü çok fazla soru sorular geleceğini. Sorular çok evet. Evet yetiştiremiyoruz çünkü. Sonra program sonrası da mesai kalmış olacağız. Şimdi sosyal medyadan efendim hocam hemşehrileriniz de yazmışlar. Bizim Malatyalılar gibi sizin hemşehriler de epey tutuyor. Demişler taştan çamurdan olsun İsperih'ten olsun demişler. Evet, İsperih benim kasabamdır arkadaşlar. Evet, Bulgaristan oradan doğumluyum. Selamlar. Ve bununla ben gurur duyuyorum ve hemşehrilerime buradan selam olsun. Şimdi hocam ilk soru Ali Yetkin Bey'den, Konya'dan kendisi sormuş. Demin beri hocam biyogüvenlik dediniz, kendisi nakliyecilik yapıyormuş. Evet. Çamaşır suyuyla diyor, yıkasak diyor nakliyelerden sonra evet, o kurtarır mı bizi diye bir sorusu var. Çamaşır suyu arkadaşlar banyonuzu, tuvaletinizi yıkayabilirsiniz. Çok güzel dezenfeksiyon yapar. Fakat çamaşır suyu klor bazlı bir dezenfektandır. Ve klor bazlı dezenfektan organik materyalle, dışkıyla ve hayvansal protein kaynaklı materyalle temas ettiği zaman serbest klor meydana gelir ve etkinliği bitiyor. Yani şöyle çalışır, başka bulamazsa bir güzel arabasını yıkadıktan sonra temiz bir yüzeye çamaşır suyuyla yapabilir. Ona bir lafım yok ama genel bir dezenfeksiyon için biraz doğru bir seçenek değil. Ama az önce tekrar burada gördüğüm Sniper söyleyebilirim. Çünkü evet, şeyini reklamlarını da burada görüyor. Çok başarılı ve çok beğendiğim bir dezenfektan. Ve her türlü viral, koksidiyal ve kripto ve fungisler ve mantarlara dahi çok güzel ve çok güvenilir ve ortamdaki asit kokusunu dahi alabilme özelliğine sahip olan bir dezenfektan. Biraz onun da reklamı yapmış oldum ama gerçekten milletin böyle bir tabi evet böyle bir ürünle tanışmasını ben isterim. Çünkü bunu özellikle nakliye araçlarında bu ürünü çok başarıyla kullanabiliyorlar ve dediğim gibi çamaşır suyu daha çok evlerde, evsel, parlak yüzeylerde güzel çalışabilen bir dezenfektandır. Ama dışkıyla vesaire organik materyalle temas yetkisi ettiği zaman bozuluyor. Mesela ben kireç tozu atıyorum, kireçliyorum diyor. Kireç de mikrop öldürmez arkadaşlarım. Yani bunu çok yanlış bir bilgidir bu. Yani ben bazen bakıyorum değişik hastalıklardan dolayı muzdarip şeyler de Tarım Bakanlığı da geliyor. Toz kireç hayvanı öksürüyor, ciğerler. Arkadaşlar toz kireç sönmemiş kireç mikrop öldürür. Sönmemiş derken biraz rutubetle temas ettikten sonra ısı yaymaya başlıyor, kaynamaya başlıyor. 400-500 derecelere çıkıyor kaynama esnasında ve o ısının kendisi mikrop öldürme özelliği var. Ama kirecin kendisi mikrop öldürmez, yanlış bir bilgidir. Buradan kim bunu kullanıyorsa bilginize daha çok kireci kullanacaksanız badana boya da duvarları kireçleyebilirsiniz. Temiz ve güzel gösterebiliyor. Evet Ali Bey sizin sayenizde de başka bilgiler başka de almış olduk. Konya'ya selamlar diyelim. Yine bir Ali Bey'le devam ediyoruz. Ali Güven Bey İstanbul'dan sormuşlar. Hocam diyor programlarda bahsettiğiniz pasif immün transferi evet, nedir? Pasif immün transfer yetmezliği nedir? Evet. Açıklar mısınız evet, diye bir sorusu var evet, Ali Bey. Bunu birkaç kez ben konuşmuştum ama açıkçası bunu çok fazla bilen meslektaşlar da yani meslektaşlarım biliyor da buna pek dikkat etmiyorlar. Ben düzenli bir şekilde kuzu ölmemesini bunu anlatırken şeyi de çok yoğun bir şekilde bunu işletmelerde sürekli söylüyorum pasif immün transferi. Pasif immün transferi nedir arkadaşlar? Biz ilk doğar doğmaz hayvanlar ilk silahını veriyoruz hayvanlara. Ağız sütü. Yani biz hamile kaldıktan sonra yaptığımız hemen hemen bütün aşı protokolleri hayvanların, koyunun ağız sütünün kalitesini yükseltmek adına yaptığımız uygulamalardı. Özellikle son çelerme ve E. coli içerikli aşıyı biz son doğumuna bir ay kala yapmayı öneriyorum. Bunun da sebebi şu, kaliteli bir ağız sütü almak zorunda. Bakın, kuzu doğar doğmaz aşağı yukarı 1. ile 3. saat arası kesinlikle ve kesinlikle en az 100 mililitre ağız sütü içmiş olması gerekiyor arkadaşlar. 1. ile 3.
saat arası. Yani 20 gram içsin, dursun, yarım saat sonra bir 20 gram daha içsin, dursun, yarım saat sonra bir 20 gram daha. Yani o ilk 3 ay 3 saat içinde en az bir 100 mililitre içmesi gerekiyor. İlk 6 saatte canlı ağırlığının her 1 kilosuna 80 mililitre ağız sütü içmesi gerekiyor. Yani hayvan 5 kilo doğduysa 400 gram ağız sütü içmiş olması lazım. Hepsini bir kere de değil ama. Çünkü hepsini bir kere de kaldıramaz. Çok şişer, ondan sonra ishal yapar ve problemli. Ama şöyle bir durum söz konusu. Hayvan ilk bir gün içinde en az 20 kere, bazen 40 kere de emebiliyor. 20 kere. O yüzden ben doğar doğmaz ayrı boxlar içine, ayrı kafesler içine koyduruyorum. Anne ile yavru ve en az 4-5 gün, bir hafta anne ile yavru beraber yaşamasını istiyorum. Burada anne başka hiçbir şeyle ilgilenmesin. Çobanın geldiğini, başka koyunların oraya gittiğini, yavru kuzu kaçtı oraya. Kuzu 6 saat süt emmezse kuzu ölüyor. Bitti. Yani siz ikiz doğurdu. Kalabalık sürünün içinde anne ikisine de sahip çıkamayabiliyor. Kuzunun biri oraya kaçtı. Başka hayvanlar da geldi, onu sürükledi. Kuzu meme, anne meme ama bir tanesi içti içti içti. Diğeri de aç kaldı. O öldü, bitti. Senin kuzu ölümlerin başladı. Yani burada bu annenin o bugüne kadar karşılaştığı ve aşıyla ona yüklediğimiz tüm bağışıklıklarını ağız sütüyle pasif bir şekilde, ağız sütüyle aracılığıyla yavrusuna aktarıyor. Arkadaşlar biz de buna pasif immün transferi, pasif bir şekilde yavru o bağışıklık şey ne kadar çalışıyor bunlar? En fazla 15 gün. İlk 15 gün kuzuyu annenin ağız sütü koruyor arkadaşlar. Ağız sütü koruyor. İlk 15 gün biz herhangi bir aşı uygulama şansımız yok. Yani bu ben ilk 15 günden sonra aşı protokollerini başlatıyorum. Tek bir aşı hariç ektim. Onu 0. gün daha yapabiliyoruz. Ama o aşıdan çok bir çeşit mikrobu bacağın iç tarafına çizerek oraya bulaştırıyoruz. Biz o mikrobu bulaştırıyoruz. O şekilde bir uygulama. Bu biraz daha farklı. Ama bütün aşı protokollerini 15 gün sonra, çünkü ilk 15 gün hayvanın bağışıklık sistemi çalışmıyor. Bu pasif immün yetmezliği, pasif immün transfer yetmezliği de bundan, kaliteli ağız sütü alamamışsa anneden yavru ya da anne aşılanamamışsa, mesela ithal gelen hayvanlarda çok problem oldu ya da koçun sürekli sürünün içinde olan işletmelerde, biz niye ben sürekli koçları sürüden çekin 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 diye yalvarıyorum. Hangisi gebe, hangisi boş, hangisine aşı yapacağız, hangisine yapmayacağız belli değil. O zaman ağız sütü kalitesi de otomatikman düşmüş oluyor. Otomatikman biz ilk o silahı yavrusuna, kaliteli bir silah veremeyebiliyoruz. Bu sağmal keçiler için de geçerli. Öyle bir şey oluyor ki bazı keçi ırkları ve bazı koyun ırkları koçlar sürekli sürünün içinde olduğu için ya da tekeler doğuruyor. Laktasyon devam ederken, çünkü bazen keçilerde 8-9 aya kadar, 10 aya kadar bile süt sağlanan keçiler var. Hayvan hamile, bir bakıyorsun geçen işletmenin bir tanesinde gebelik muayenesine çağırdılar. Süt hayvanı yapan işletmede. Bir iki kere ben onlara önermiştim, ya gidip bakalım gebeliklerinize. Hocam ya biz biliyoruz onları falan. Ne oldu dedim. Niye çağırdınız? Niye karar değiştirdiniz? Hayvan sağıma girdiğinde hayvan sağmanenin içinde doğurdu. Biz de onu anlayamadık. Ne oldu ondan sonra? Olan şu, hayvana biz ağız sütü, kendi sütünü vermeye çalıştık ama ağız sütü diye bir kavram olmadığı için, bunlar sürekli sağdığı için kuzular, kuzular ikisi de öldü dedi. İkisi doğurmuş. Çünkü neden kaliteli ağız sütü alamadı? Yani o hayvanı o sütten kesmiş olması gerekiyordu. Ki bir son bir ayda ki hayvan kendi toplasın, meme yapsın. Evet, toplasın. O immunoglobulinleri geçsin. Biz bunlar için de bazen bir işletme vardı bizim Bandırma'da geçen sene, kaliteli ağız sütü oluşturamamıştı. Habire kuzulara ölüyordu. Neden ölüyor? Her şeyi veriyorum ben, şu ile uygulama yapıyorum, bu uygulama yapıyorum diye isyan etti yetiştirici. Ondan sonra bir süt numunesi alındı. O süt numunesinde Gönen tarafında, ben Bandırma dedim ama Gönen tarafında
Ona bir gluteraldehit testi dediğimiz bir gluteraldehit koagülasyon testi dediğimiz bir test uygulanıyor. Kuzudan alınan bir kan örneğiyle. Sorularımız çok hocam. Tamam, onları da cevaplayabildiğimiz kadar cevaplayacağız. Ondan sonra buradan şunu anladık ki bu konu önemli olduğu için biraz evet. duruyorum burada. Kaliteli bir anneden aktarım, yani anneye kaliteli bir ağ sütü yapılamadığından dolayı, oluşturamadığından dolayı yavrular da habire ölüyor. Kuzular ölmemesi için de biz mecburen başka uygulamalar, ağızdan verilen uygulamaları takviye olarak vermek durumunda kalabiliyoruz. Devam edelim Abdullah Bey. Devam edelim. Denizli'den bir selam var evet. Fatih Akbeyefendi. Erol hocama ve size hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Selamlar demişler Denizli'den. Evet, yine bir izleyicimiz sormuşlar. İyi yayınlar. Doğradığım şeker pancarı yarım saat sonra siyahlaşıyor. Tamam. Koyunlara veriyorum, sıkıntı olur mu hocam demişti. Abartmadığı sürece verebilir. Siyahlaşması zaten normaldir ama mümkün olduğu kadar taze doğrayıp versin. Ve hayvan başına yani alışmamışsa 150-200 gram aşmasın. Çünkü şeker oranı çok yüksek. Sade pancar olarak verdiğinden dolayı. Yani biraz daha ölçülü, dikkatli olsun. Ama biraz kararması çok da şey değil. Zaten hemen kararmıyor. Yani bir gün sonra böyle biraz doğramış kalmıştır büyük olasılıkla da. Yani çok fazla abartmasın. Abartmadığı sürece verebilirsin. İzmir'e gidiyoruz hocam. İzmir Buca'dan Özgür Arslan Bey, Erol abimin hemşerisi olan demiş. Evet, evet. Erol Bey ve Abdullah abi demiş selamlar. İzmir'e yolunuz düşerse demiş sizi ağırlamaktan mutluluk diyor. Sizleri seviyoruz. Bu Erol hocam küçükbaş hayvancılıkla ilgili kapsamlı bir kitap çıkaracak mıyız? Ne oldu kitap demişler. Saygılar demişler. Kitapla ilgili sıkı takipte evet, devam sıkı ediyor. Evet sıkı takip devam ediyor. Yani iş biraz Mustafa hocanın şeyinde güzel olsun diye o biraz biraz da görsel materyal topluyor şu anda. Güzel, kalıcı ve bir eser olmasını istiyorum hocam dedi. Bana olan, ben hastalık kısımlarını buradan Köy TV'de yaptığımız benim pratik yaklaşımlarım vesaire onları ben hepsini bitirdim zaten. Mustafa hocamın katkılarını bekliyorum. Biraz da anladığım kadar şu anda bu sezonda kademe kademe kitapta olması gerekenleri biz yavaş yavaş işlediğimiz için hem kitabın canlı halini de ondan sonra programlar bittikten sonra da olacak diye düşünüyorum. Geç olsun güç olmasın diyelim. Diyelim. İyi akşamlar hocam demişler. Bir izleyicimiz ismini belirtmemişler. 15-20 gün kala hayvanların doğuma diyor. 15-20 gün kala hayvanların kuzuluğu çıkıyor. Evet. Hayvan doğum yapamıyor. Bunun için neye dikkat etmek, ne yapmamız lazım, neden? Besleme hatasıdır arkadaşım bu. Genellikle merayı çıkardığınızdan dolayı ya da hacimli gıdalar verdiğinizden dolayı oluyor. Ben hep söylediğim bir şey var. Mesela hayvan ikiz doğuracak 4,5'tan 9 kilo. 9 kiloda doğum sular olsa 18-20 kiloluk bir su damacanasını hayvanın içine koyun. Bakalım işkembeye ne kadar yer kalacak. Hacimli gıdalar, su miktarı bol gıdalar ya da meraya çıkardığınız zaman %90'ı su olan çayır otunu bol bol o kuru maddeye de tutturması gerekiyor. Yediği zaman iç abdominal basınç yani karın basıncı o kadar çok artıyor ki kuzular orada işkembeye de yedi. Hayvan onları besleyebilmesi için yer olmayınca artık vajina dışarıya doğru sıkıştırıyor ve pörtlüyor. Yani onu da bazen dikiyorlar. Yani bu hatalı beslemeden kaynaklanan bir durum. Ona göre acil beslemeyi özellikle gebeliğin son bir ayında kesinlikle meraya çıkarmayın. Kuru maddesi yüksek, niteliği fazla. Yani enerji ve proteini biraz daha yüksek ama hacmi düşük olan gıdalarla besleyin. Niğde'ye gidiyoruz şimdi hocam. Selam, iyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Abdullah Bey, Erol hocama çokça selamlar demişler. Niğde Çiftlik Melendiz'den yazıyorum. Ben Ramazan Yüksel. Koçun kilosu ile sperma kalitesi arasındaki ilişki nedir? Yani kilosu yerinde olan koçun sperma kalitesi çok mu yüksek? Zayıf koçun kalitesi çok mu düşük? Kaliteli sperman tutunma oranı nasıl? Biraz bilgi verirseniz sevinirim. Şimdi, saygılar, kaliteli sperma demiş. Güzel bir soru. Yalnız kaliteli sperma hayvanın kondisyonuna çok da ilişkili değil. Ben mesela çok yoğun çalışan koçlarım var.
normalde 120-130 kilo. Fakat aşım sezonun sonuna doğru artık hayvanlar leyla gibi oluyor. Bu tamamen oradaki koçun testosteron seviyesi yüksekliği, testislerin kaliteli düzgün bir şeyinde. Çünkü çok iri, büyük koç olup da sperm üretimi olmayabiliyor. Yani biz onları, o tür hayvanları, görüntü o biçim. Ama benim işlevi. Mesela bir tane Ile-de-France koçumuz vardı Pega'da. Güzel bir koç. İşte 130-140 kiloluk. Evet, bir de güzellik yarışmalarına götürüyorduk sadece. Orada da kupalar alıyordu ama biz kendimizde damızlık olarak kullanmadık. Çünkü işlevi. Hiç tık yoktu derler ya. Çünkü işlevi. Şeyde bu ikisi birbirinden bağımsız. Eğer ki hayvanın kalitesi düzgünse, testisleri büyükse, eğer ki sadece olay zayıflıksa onu biraz geriye çekersiniz, biraz beslersiniz. Eksikliğin nerede olduğunu bulursunuz. Kendini tamamlamış. Tabii canım, kendini tamamlar. Ama bu doğru orantılı bir şey değil. Yani hayvan küçük hayvan, onun sperması güzel olur mu? Genetik geçirgenlik de bir kavram gelişmesini var. Gelişmesini doğru sağlamış. Hepsi güzel olacak arkadaşlar. Aynen. Taşakları, testisleri güzel olacak. Tipi, şekli, kendi ırk özelliğini güzel bir şekilde muhafaza edecek ve gösterecek. Onlara ırkını yansıtacak. Tabii canım, ırkını yansıtacak. Otomatikman şu da önemli. Genetik aktarım çok önemli. Yani hayvan çok güzeldir. Her şey yerindedir. Fakat bir bakıyorsunuz onun yavruları zayıf, tipsiz, çelimsiz doğabiliyor. Bu koçun kendi geçirgenliğin kötü olduğunu. Şimdi bu da nasıl anlayabiliyoruz? Biz elde sıfat yaptığımız zaman genetik ki benim aktarım. Böyle aynen genetik aktarım. Şimdi siz bakıyorsunuz 10 tane koçum var. Saldım koçları hepsini. Bir bakıyorsun bazıları tipsiz kuzular, zayıf. Baskın bunun gelmemiş. Babası kim? Bilmiyoruz ki. Karışık. Yani eğer ki damızlık çalışacak olan bir işletme ise o zaman mümkünse olduğu kadar elde sıfat yaparsınız. Koçu değerlendirirsiniz. Hiç olmazsa bir kez. O koçun yavrularını çiftleştiği zaman numarasını yazarsın. Onu kenara, ondan sonra doğurduğu zaman bu kuzu şu koçun diyebilirsiniz. Eğer ki ortalaması bozuksa o koçu sürüden çıkarsınız. O zaman Marisa'ya gidiyoruz hocam. Çok güzel olması önemli değil yani. Evet. Ne kadar yakışıklı olursa olsun gelişmeyi tamamlasın. Aynen. Hayırlı akşamlar demişler. Hayırlı yayınlar. Manisa'dan Muhammed Yılmaz. Hocam diyor, düşük yapan koyunu sürüde tutalım mı çıkaralım mı, saygılar demiş. Öncelikle düşük sebebini ortadan bulacaksınız arkadaşım. Şimdi geldi, hayvan düşük yaptı. Öncelikle neden? Sıkıştığı için mi düşük yaptı? Küflü bir yem yediği için mi? Her şey sağlıklı bir hayvandır. Darbe almıştır karnına, yavratmıştır. Yani sen sebebini önce bulacaksın ki onu ona göre değerlendirme yaparsın. Ama bazı hastalıklar var ki mikrop kökenli hastalıklar var ve bulaşıcı olan hastalık, mesela Brucella gibi ya da buna benzer. O tür hayvanları ona göre değerlendirirsiniz. Yani siz atık sebebini önce bulmaya gayret edeceksiniz. Ondan sonra ne yapacağınızı karar vereceksiniz arkadaşlar. Hocam demişler, isim belirtmemişler, yerde yok ama koyunların tüyü dökülüyor, ayağa kalkamıyor, hasta olanların ağzı köpürüp ölüyor. Koyunları ceviz ağacının altında kalıyorlardı. Veterinerlere sorduğumda ceviz ağaçlarını kes dediler. Ama bu çalışmalar devam ediyor, kestiğim halde bu durum hala devam ediyor. Ceviz ağaçlarının da yazık olmuş. Tedavi etmem, evet. Nasıl bir tedavi demiş? Ya cevizin etkisi şimdi, önemli. Tabii cevizin etkisi tabii. Var. Tanen zehirlenmesi diye bir kavram var. Ceviz düşen yaprakları vesaire tabii, yerse. Tabii. Ama şimdi beyefendinin anlattığı, ben en az bir 20 tane farklı sebep sayabilirim, hastalık sayabilirim. Aynı belirtileri gösteriyor. Tüy dökülmesi, ağız köpürmesi, zayıflık, kalkamama vesaire. Hem zehirlenme, hem mikrobiyel. Yani bunun sıkıntısını ölüyor. Tamam, ölüyor. Otopsi yapılacak. Veya tahlile göndereceksiniz, bir kan vesaire. Nedenini bulacaksınız. Düşmanı görmeden niye göre ateş açacaksın? Tamam arkadaşlar, cevizden şüphelenmiş. O da bir sebeptir ama yani siz teşhisi doğru koymadan bu işi yapmanız, yani dediğim gibi biraz yer laboratuvar, hangi bölgedeyseniz, üniversite birçok yerde var. Üniversitenin laboratuvarları var, özel laboratuvarlar var. Yani sebep bulmaya gayret edeceksiniz. Sebep bulamazsanız bir anlamı yok. Örneğin ben hep söylerim,
şu dağlarda bir yerde bir tavşan var. Ben aldım tüfeği elime. Şimdi belki ateş açarsam dağlara belki den getiririm tavşana. Öyle bir şey olur mu? Öyle bir şey yok. Yani siz önce düşmanı göreceksiniz ya da tavşanı göreceksiniz. Tek kurşunla indireceksiniz. Yani sebebini bulacaksınız. Tedavisini ona göre yapacaksınız. Gidiyoruz. Yozgat'a gidiyoruz hocam. Yozgat'tan iyi günler demişler. İyi hocam günler. Anaç koyunlar 1,5 ila 2 aylıkken yavruyu kan şeklinde bozuyor. Sebebini kan uyuşmazlığı veya bu kan sıkıntısıyla alakalı genel bir... Evet. Şimdi bakalım ben bu yavru atıkları ile ilgili bir program yapmıştım ama tekrar yapacağım gibi görünüyor. Üstünde duralım. Gerçekten çok fazla yani ben... teşhis ve sebep konusunda biraz takıntılıyım. Ben teşhis koymadım, hastalığa müdahale yapmam. Normalde sebebini bulmaya gayret ederim her zaman arkadaşlar. Siz o yüzden bu birçok sebep var. Ama burada Brucella değil, kesinlikle onu bilin. Yani Brucella sebep değildir. Brucella'nın 1-2 aylıkken hamileliğin besleme kusuru olabilir... Yedirdiğiniz bazı yabani bitkiler, östrojen özelliği yüksek olan, içeriği fazla olanlar aynı rahim hareketlerini şu hareketi yapıyor. Yani onu yaptığı zaman anında yavruyu sıyırabiliyor. Bazen yeşil yonca bile fazla kaçırdığı zaman hayvanlar şişmese de yavru attırabiliyor. Yani sebep çok. Sebep çok, o yüzden şu sebep bu sebep demem, tahlil gerekiyor. O konuda oradaki meslektaşlarla ya da dediğim gibi laboratuvarlarda zor bir soru, bireysel bir soru çünkü bu. Hocam Anadolu Ereğlisi'nden iyi akşamlar demişler. Bilgilendirici programlar yaptığınız için çok sağ olun, kolay gelsin. Abdullah Bey demiş, hocamla konuşalım. A'dan Z'ye aşı takvimi talebim var. Yani demiş A'dan Z'ye bu programlarımızda. A'dan Z'ye aşıları konuşacağız zaten. Evet. A'dan Z'ye aşı takvimi, aşı takvimi her işletmenin aşı takvimi kendine göre farklıdır. Bireysel, özel. Yani burada bir sabit, iki şey sabit olmuyor koyunculukta arkadaşlar. Bir, aşı takvimi sabit olmaz. İki, besleme. Bana bir rasyon söyleyin diyor hocam. Bu rasyonu söyledikten sonra siz bana, ben bütün hayvan, öyle bir şey yok ki. Hayvanlardaki, koyunlardaki rasyon mesela o kadar dinamiktir ki. Mesela flashing'de besleme farklı. Koç katımında farklı. Hamilenin ilk 3'te 2'sinde farklı, gebeliğin son 1 ayında farklı, sizde o hayvanın 5 ay hamileliği var zaten. Yani bir rasyon en fazla 15 gün, 20 gün, 2 ay, 3 ay sürer. Ondan sonra sürekli değişiyor. Hedeflediğiniz hayvan şeyine göre, mesela dediğim gibi intensif hayvancılık yapacaksınız. İntensif hayvancılık 8 ayda bir onları gruplandırdınız. Öyle bir aşı protokolü diye bir şey yok. Her grubun kendine ait ayrı ayrı aşı protokolleri var. Çünkü dedim ya, bazı aşılar hamileyken, bazı aşılar boşken yapılıyor arkadaşlar. Yani ben aşıları size bir sonraki bizi izlemeye devam edin. Aşı, yavru attıkları ayrıca anlatacağım. Aşıları tekrar ayrı ayrı anlatacağım. Yani bayağı bir dolu dolu bir yıl bekliyor bizi. Ve bol canlı yayın yapacağım. Yani elimden geldiği kadar diyoruz. Belki bir şeyimize devam ediyoruz. Bu akşam da noktalıyoruz. Ne çabuk? Noktalıyoruz ama şöyle, nasıl noktalıyoruz? Bu akşam biliyorsunuz bizim bir cimcimemiz var. Derincim. babası Selçuk. Buradan selamlar. Selçuk Erbey ve Derincim. Sizi görünce diyor, bir yüzü güldü, sevindi. Hemen selam yaz baba dedi. Biz de buradan selamlarımızı iletiyoruz Derincim'e. Ve programı bugün de burada noktalıyoruz diyelim. Evet. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik hocam. Bayağı sorumuz var. Sorularımız ama çok. Sorularımıza dönüş yapacağız. Samsun Terme'den, Bilecik'ten, Muğla'dan, efendim bakıyorum Gümüşhane'den, Kayseri'den, Eskişehir'den, yine Anadolu'nun dört bir yanından bizleri ya, yalnız bırakmadınız. Bizi izlemeye devam etsinler. Elbette bir şekilde biz bu dertlere az da olsa bir derman olmaya gayret edeceğiz. Özel soru geliyor bazen arkadaşlar. Ben değilim, ben müneccin değilim, ben sihirbaz da değilim. Ben şimdi görmedim, biz hekimlikte şöyle bir şey, dokunmadığım şeye ben yapamam. Teşhis koyma şansım yok. Bazen eşim bazen şey diyor bana, kızıyor. Telefonla teşhis koyan hekim mi olurmuş? Sen abi de telefonla teşhis koyuyorsun falan diye. Bir şekilde elimden geldiği kadar yardımcı olmaya gayret ederim.
Birazcık da oradaki meslektaşlardan da biraz siz destek almaya gayret edin. Burada bireysel hastalıkları öğretmiyoruz size. Tabii geldiği zaman oradaki meslektaş size yardımcı olacak. Burada biz size nasıl para kazanmanız gerektiğini, nasıl bu işten kâr edebileceğinizi, bu kadar yüksek yem maliyetleri varken, diş baskül, kesim baskülü bu kadar düşükken biz nasıl ayakta kalabiliriz? Arkadaşlar merak etmeyin. Her düşüşün bir inişi var. Bu şey gibi, top gibi böyle gelir vurur yere, ondan sonra oradan seker devam eder yukarıya. Pega Merinos çiftliğinde ben danışmanlığa başladığım zaman 6 sene ya da 7 sene oluyor artık. 6 sene oldu. 9 liraydı o zaman kesim fiyatları arkadaşlar. 9 lira olan kesim fiyatı herkes o dönemde işletme sahiplerine siz deli misiniz? Bu dönemde böyle bir yatırım mı yapılır? Şu bir sene sonra zaten 20-24 lira, 22 liralara çıkmıştı kesim fiyatları. Yani insanların kazancı biraz yükseldikçe doğal olarak arz talep meselesi, biz eti bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. O önemli bir şeydir. Protein kaynağı bir şekilde almamız lazım. İnsanların beyni gelişebilmesi için hayvansal protein almak zorunda. Et, süt, yumurta. O yüzden biz üretmeye devam edelim arkadaşlar. Ve dediğim gibi ben fiyatlara müdahil olamam, fiyatları düşüremem. Fakat düşürebileceğimiz bir şey varsa kuzu ölümlerimizi düşürürüz. Dediğim gibi ben hep söylüyorum, tekrar da söyleyeceğim, gocunmuyorum. 8 ayda bir imkanı olan işletmelerde yavru almaya gayret edersiniz. Boş hayvan kalmasın, ikizlik oranımız yükselsin ve kuzu öldürmediğimiz sürece ne kadar zarar edersek edelim biz kâr etmeye gayret ederiz ve ayakta kalırız. Ve bir şekilde koyunculuk her zaman berekettir bana göre. Herkese bol, bereketli ve kazançlı günler dilerim. Evet, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için hocam. Efendim bugün de noktayı koyuyoruz. Biz hocamla sizlerin sorularına dönüş yapa duralım. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV'de kalın, köyde hayat var. Lamp8, Erol Arslan'la Küçük Baş Sağlığını sundu. Lamp8, kuzularınız ölmesin.